السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tamam, sizinle Allah olsun yaşlı beraberiz. Allah uzu muvaffak kısın, münasip kısın. Sorum şuna ibaret ki, İmam Mahdi ya ki İsa Mesih'ni düşüşünü hazırda zamanı rivojlan etkenini hisobga olib bu uyushtirilishi ham mumkin mi? Hay. Bu haqida aytgan edik. Buni rejasi bor. Ya'ni globalistlar tomonidan bu rejani amalga oshirish planlari bor, ya'ni harakatlari bor. Chunki globalistlar yer yuzida eng kuchli bo'lgan, ya'ni tarixi ham va e'tiqod qiluvchisi ham ko'p va kuchli bo'lgan, uzoq bo'lgan bir qancha asrlardan beri odamlar qalbida iymon sifatida kelayotgan din, uchta katta din bor. Samoviy din deyiladi bu din tarixi lug'atida. Yahudiylik, nasroniylik, musulmonlik. Bu uchta dinni ya'ni e'tiqod qiluvchilarini qalbiga shubha solib, dindan odamlarning ko'nglini sovutish uchun katta-katta planlar amalga oshirilyapti. O'sha planlardan bittasi shu. Masalan, İsa Masihni qaytishlari to'g'risida nasroniylarning e'tiqodi bor. Ular ya'ni Xristos qaytadi deydi. Bu yahudiylarda moshah degan tushuncha bor. Moshah qaytib keladi deydi. Musulmonlarda İsa alayhissalom qaytadi deyiladi. İsa alayhissalotu vasallamning qaytishlari bilan birga İmom Mahdi haqida tushuncha bor. Bizda e'tiqodimizda nasroniylarda ham qutqaruvchi qaytishi haqida tushuncha bor. Nasro yahudiylarda ham o'sha qutqaruvchi qaytadi degan, keladi degan tushuncha bor. Bizning e'tiqodimizda Dajjal chiqadi degan tushuncha bor. Sahih rivoyatlarda bor. Bu rivoyatlarning barchasi ma'nan mutawatir. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodidagi gap bu. Nasroniylarda antixrist bor. Ya'ni Xrist, ya'ni Isoning yolg'onchisi chiqadi degan tushuncha bor va yahudiylarda ham bu tushuncha bor. Bu e'tiqod tushunchalar haqiqat. Haqiqat bo'lganligi uchun hamma dinlarda bu mushtarak tushunchalar. Mana shu mushtarak tushunchalarni odamlarni chalg'itish uchun, tezlatish uchun, odamlarni boshini aylantirish uchun qilishi, soxta uyushtirishi mumkin bo'lgan jamoalar urunishda. Xosatan shuni globalistlar qilishi mumkin degan taxminlar bor. Hozir kosmosga 10 mingdan oshiq raketa uchirish rejasi bor. Elon Musk o'zi bitta uchirganda 600 ta uchirdi menimcha. Uni rejasi kelajakda 10 mingdan oshiq kosmosga shu raketalar uchirish rejasi bor. U raketalarni uchirishdan ko'zlagan bir qancha maqsadlar bor. Butun dunyoni ya'ni globallashuviga urinish bu. O'shaning uchun globalistlar deyilyapti. Butun dunyoni yagona internet maydoni bilan qamrab olish. Butun dunyoni yagona internet maydoniga. Wi-Fi bitta Wi-Fi bilan to'g'ri Elon Muskga pul to'laysiz. Bo'ldi, uzilmaydi. To'g'ridan to'g'ri kosmos bilan aloqada bo'ladi. Bütün dünyanın çegaralarını buzvaradı bu. Pasport tizimlerini buzvaradı. Davlatçilik yok aladı. Hemme bitten arsaka boyunca. Adıp telefonunu özü de bana dünyanın hemme cahibi olan bitti cahidi kaplaşa oturup mis. Çegaranın alakası yok bitti. İlgara nama kılınlardı. Özbek, Özbek bilen kaplaşa oturardı çayhanede. Hazır Zoom'da bütün dünya bilen kaplaşa yapmış. Çegaralar buzulup gitti. Hazır macazi manada. Bunu ciddi manada buzuş recesi var onların. Ularning e'tiqodida dinlar yo'qolish kerak. Hamma dinni yo'q qilish kerak. O'shaning uchun ular o'rganib chiqyaptiki, nasroniylar, yahudiylar, musulmonlar kutib turgan narsani biz sun'iy shaklda ko'rsatamiz bularga. Ular mana biz xohlagan narsa keldi deganda, mana sizlar xohlagan narsani biz qilib berdik deymiz va dinlariga nisbatan shubha uyg'otamiz. Degan urinishlar bor. Shuning uchun to'satdan osmondan ba'zi narsalar ko'rinib qolsa,
dolduramaslik gerek. IT texnologiyada bugün bunun ilacı var. Osmonda her kıl narsanı korsatışları mümkün. Yakında tosattan daccal çıkıp kalışı mümkün. Tosattan başkaça o. Yani IT texnologiya asasında çıkarışları mümkün onu. Mümkün bu narsalar. Oşan üçün biz etiqadımızga göre imanımızını müstahkem kılıp dinimizge mahkem doğru talqındagi İslamımızını örgənib bora varamız. Bər bir daccal çıkışlığı var, İsa aleyhisselam çıkışlığı var, İmam Mahdi'nin çıkışları var. Oşa külləri Müslümanlarga en katta sınavlar var. Peygamber aleyhisselatu vesselam daccalın fitnesinden cüde köp panah sonra gəllər. En köp panah sonra gəllərdən bittesi daccal fitnesi. Ve qarzdan panah sonra gəllər. Qarzdan panah soraş bilen birge daccalın fitnesinden panah sonra gəllər. Qarzam yaman biraderler. Oradaki gende bunu yiyen vurgusunu verip geçiş gerek. Hazır adamlar karzga toykulu yaptı. Karzga maşini alı yaptı. Karzga uykuru yaptı. Karzga bunu yaptı. Hatta şuna kadar bu kit yaptıyken uzun mesela 10 bin karzı var. Bir maşinanı nasiyege 15 binge alı yaptı da 10 bin karzı var. Bir maşinanı 15 binge nasiyege alı yaptı da köçege 10 binge satıp herge karzını yaptı. Yani 5 bin tepesine karz koşulu yaptı. Qaysa aql bilan bu ishni qilinyapti? Qayerda bor bunaqa biznes? Yana ustiga qarz bo'lyapti. Imom Muslim rahimahulloh Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadisda Nabi sallallohu alayhi va sallam qachon to'shakka yotsalar iqdi'anni dayn derdilar. Parvardigoro meni qarzimni ado qilgin derdilar. Otga minsalar ham Parvardigora qarzdan panoh so'rarman derdilar. İmam Muslim, İmam Buxoriyda sahihlarda kelgan Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadis bor. Nabi sallallohu alayhi vasallam Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal bukhli wal jubun va dala'id dayni va ghalabati rijal. Boshqa rivoyatida va ghalabati dayni va qahri rijal derdilar. Dayinni ezişidan dalai eziş bu. Qarzga botib qolish dan panoh so'rardilar. Qarzni g'olib bo'lib ketishidan panoh so'rardilar. Tursalar qarzdan panoh so'rardilar. Yotsalar qarzdan panoh so'rardilar. Bir kuni Madinada bir janoza bo'lib qoldi, bir kishining janozasi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vasallam janozani o'qishga bir qadam tashadilar-da, orqaga tikilib, birodaringizning qarzi bormi dedilar. Deganda bor deyishdi. Qancha dedilar? 2 dinor deyishdi. Keyin o'qimadilar janozani. Janozani o'qimadilar. Boshqa rivoyatida birodaringlarga janozani o'qib qo'yinglar dedilar. Boshqa odam o'qidi. Yana boshqa bir rivoyatda sahobalardan bir chiqdi-da, "Ey Allohning rasuli, men buni qarzini ado qilaman" dedi. Qarzini ado qilaman degandan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam bir iki gün, üç gün ötkenden ki halge adamı karzı ada buldu mu dediler. Ha deyişken de indi o dediler. İndi o kutuldu dediler. Yotken adam. Kutuldu dediler. Bu adam geldi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını aldılar ki İmam Ahmet'nin müsnetlere de rivayet kegen. Men dedi Allah yolunda cihat kılsam dedi. Allah yolunda cihat kılıp, uşa cayda şehit bulsam, günahlarım keçirledi mi dedi. Degende Peygamber aleyhissalatu vesselam, Allah yolunda cihat kılsan, sabit dursan, sabır kılsan, orkaya karab koçmasan, günahların keçirledi dediler. Degendiler, buradan tohtap kaldılar. Halge adam ketiyeti oldu tohta dediler. Kaytar halge gepini dediler. Halge adam yana soradı. Cihat kılsam, şehit bulsam, günahlarım keçirledi mi? Deganda jihad qilsang, sabr qilsang, sobit tursang, ortiga qarab qochmasang, gunohlaring kechiriladi, illa qarzing dedilar. Ravi aytadiki, o'sha qarzing degan gapni Jabroil alayhissalotu vasallam kelib vahiy qilib gapirgan edi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni Jabroil alayhissalotu vasallam to'g'rilab turardilar. Qarz shunaqa darajadagi narsa. Qarzni ado qilish kerak. Bugun qarz masalasi yengil bo'lib ketdi-da. Yengil qarayapti odamlar. Yengil qarayapti. Ya'ni qarz
Peygamber aleyhissalatu vesselamdan yana bir rivoyat var. Bir kişi uylandi, ayoliga mahr berishlikni maqsad qilmadi. Aldamoqchi bo'ldi. U qiyomat kunida Alloh subhanahu va taologa zinokor holda ro'baro bo'ladi. Bir odam bir kishidan qarz oldi. U qarzni berish niyati yo'q. Qiyomat kunida Alloh taologa o'g'ri holida yo'liqadi. Kim bir insondan qarz olsa, ado qilishlikni niyat qilsa, addallohu anhu deganlar. Alloh uni nomidan u qarzni ado qiladi. Alloh yordam beradi degani. Kim bir birodardan qarz olsa-yu, talofat yetkazishni niyat qilsa, atlafahulloh dedilar. Alloh taolo uni o'zini talofatga uchratadi. Mana shu masalalar, demak, muhim. Qarzga qarz masalalari e'tibor qilish kerak. Mavzuga aloqasi bo'lmasa-da, kelib qolganligi uchun aytdim. Buni o'rni kelganda yetkazamiz ko'pchilikka. Alloh taolo o'zi qarzlardan qutulishligimizga najot bersin. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga aytganlar. Ey Muoz deganlar, senga bir duo o'rgataman. Agar shu duoni qilib yursang, dengizning ko'pigicha qarzing bo'lsa, Alloh uni ado qiladi deganlar. Qaysi duo? Ilm bo'lib qolsin, buni yodlab olinglar birodarlar. Duo shu. Allohumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanza'il mulka mimman tasha. Tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اقضي عني الدين. Mana shu duo. Yuqorida ikkita oyat davomida bu duoni o'qish kerak. Shuni o'qib yurdirsa inshaalloh qarzdan ado qilinadi. Mavzuda qarzga o'tib ketdik. Jumlani tugatib qo'yish uchun bu gapni gapirdim. Sizga tushunarli bo'ldi shekilli, sizning mavzuingizda ham javobi. Jannabek. Nomla yana